Kemal Öztürk, Amerika ile ilişkiler neden düzelmez? Son derece real politik ve mantıklı gerekçelerim var demek isterdim. Lakin öyle değil. Amerika tarihin en karmaşık, tuhaf ve irrasyonel dönemine girdi. Ve bunun sebebi de son derece tehlikeli gerekçeler. Hayır hayır komplo teorilerim yok. Sadece ortada olan biteni okuduğunuzda siz de bu ilişkilerin düzelme ihtimalinin olmayacağını göreceksiniz. Yalnız Amerika için dört neden. Amerika ile ilişkileri kötü olan ve Amerika politika değiştirmezse ileride de düzelmeyecek olan sadece bizim ülkemiz değil. Time dergisi Ocak sayısında bu durumu şöyle özetlemiş. Amerika alone. Amerika tek başına. Dergi Trump politikalarının Amerika'yı nasıl yalnızlaştırdığını, dünyanın geri kalanlarıyla nasıl kavgalı olduğunu ve tek başlarına kaldıklarını anlatıyor. Suçu Trump'a atmakla bence hata ediyor Time. Zira tek sebep Amerika medyasının kullandığı deyimleriyle ifade edecek olursak, patavatsız, dengesiz, turuncu kafa Amerika başkanı değil. Amerika'nın dünyada herkesle kavga etmesi ve yalnız kalmasının sebeplerini şöyle sıralamak gerek. 1- Başkan Trump'ın tutarsız ve başarısız idaresi. 2- Bakanlıklar ve kritik görevlere eski askerlerin yerleşmesi. 3. Devlete her geçen gün hakim olan evanjelist Hristiyan kadrolar yüzünden önemli kararların reel politik değil, teopolitik gerekçelerle alınması. 4. Amerika toplumunda köklü ve sert değişimlerin yaşanması. İşte bu dört nedenden dolayı Amerika ile ilişkilerimizin düzelmesi mümkün değildir. Sadece bizim değil, İsrail hariç kimsenin ilişkileri iyi olamaz. Biraz daha açıklayayım. Trump faktörü Amerika tarihinin gelmiş geçmiş en dengesiz ve tutarsız başkanına karşı liberaller, solcular ve demokratlar savaş açmış durumda. Amerika medyasının Fox hariç neredeyse tamamı Trump'ı düşman gibi görüyor. Ancak Trump aşırı sağcı, fanatik Hristiyan, globalleşme karşıtı, zenginfobik, İslamofobik halk kitlelerinden yoğun destek alıyor. En önemli desteği ise Pentagon veriyor. İşte bu nedenle görevden azledilme süreci başlatılamıyor. İç çatışma çıkmasından korkuyorlar. Trump görevde kaldığı müddetçe de işler ve ilişkiler düzelmiyor bir türlü. Asker kontrolü Bugün Amerika siyasetini yöneten 5 emekli asker var. Bunlar Savunma Bakanı Mattis, Dışişleri Bakanı Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly, Amerika Ordusu Merkez Komutanı Wattle Detaylı bilgi için 15 Mart 2018 yazım. Bu askerlerin ortak özelliği asker kafasıyla düşünmeleri ilk başta. Diplomasi, ekonomik öncelikler, müttefiklik gibi siyasetin ana unsurlarını hiçe sayıyorlar. Hepsi sertlik yanlısı, aşırı dinci, aşırı sağcı, yabancı karşıtı ve İslamifobik. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG devleti kurulması, Barzani'ye bağımsızlık referandumu yaptırılması, Türkiye ile ilişkilerin bozulması bu asker kafalı kişilerin marifeti. Evangelist Hristiyanların etkisi Amerika'da bu insanlara Siyonist Hristiyanlar, Amerikan Talibanı deniyor. Öze dönüşçü, yayılmacı, fanatik Hristiyan evangelist takım o kadar hızlı büyüyor ki artık devlet kadrolarına bu insanlar hakim olmak üzere. Oğulmuş zamanında ve şimdi Beyaz Saray'da İncil okuma toplantıları düzenleniyor. Hristiyanlığın bu kolu Katolik ve Protestanlığa göre daha kırık bir kafaya sahip. Yahudilerle işbirliği yapmak istemelerinin nasıl sebebi Tanrı'ya kıyameti erkene aldırmak. Gerisini siz düşünün. Trump bu koyu dincilerin etkisinde şimdi. Kudüs kararının arkasında bu ekip bulunuyor. Trump görevden alınırsa yerine gelecek olan başkan yardımcısı Pence tam iman etmiş bir evangelistir. Detaylı bilgi için 21 Mart 2018 yazım. Amerika toplumundaki radikal değişim. Trump'ı seçen bir toplum sosyoloji, psikoloji ve teolojinin laboratuvarı olmalıdır. Nitekim öyle de oldu. Amerika entelijansiyası bu millete ne oldu diye harıl harıl araştırma yapıyor. Çay Partisi, Oray right Hareketi gibi organizasyonlar toplumun en sert, aşırı uç, kırık kafalı tiplerini bir araya topluyor. Bunlar silahlanıyor, eğitim kamplarında eğitim görüyorlar. Cami yapılmasını eylemleriyle engelleyebiliyorlar. Ortak özellikleri aslında yukarıda saydığım insanların özellikleriyle aynı. Aşırı sağcı, yabancı düşmanı, İslami fobik. Globalleşme karşıtı, zengin düşmanı, aşırı dinci. Bu toplum Trump azledilse bile yerine benzerini seçecektir. İlişkiler düzelmeyecek, başımızın çaresine bakalım. İşte tüm bu nedenlerle başta PKK sorunu olmak üzere kimse Amerika ile ilişkilerin düzelmesini beklemesin. Zira rasyonel değiller, akılla hareket etmiyorlar. Kararları İsa Mesih ne der diye düşünerek alıyorlar. Yani teopolitik hareket ediyorlar. Amerika, Hristiyan şeriat devleti olmaya doğru gidiyor anlayacağınız. Bu yüzden kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Ne kadar güçlü devlet olursak o kadar kendimizi koruruz. Başka çaremiz yok.'' Kemal Öztürk Yeni Şafak